okuma yazma bilmeyenlerle okuma yazmayı karartmış olanlar Ahana'nın isteği üzerine yeniden okulda toplanırlar. Ahana'nın kendi de okuma yazmayı karartmıştır çünkü. Öte yandan Göçük Ömer Sebile'nin mikrofondan yaptığı ilanı bahane edip birinci üye olan Sülükçü Emin'i kışkırtır ve muhtarın üstüne salar. Ama muhtar, Sebile'yi ben gönderdim. Madem derse başlanacak, git hoparlörden ilan et dedim der ve herkesi şaşırtır. Böylece muhtar Ahana ile çevresindekilerin yeniden sevgisini kazanır gibi olur. Ama gene konuşmazlar, gene dargındırlar. Gazeteci Tamer, onlar dersteyken okula Ahana'yı görmeye gelir. Yaşlı başlı kişiler okulda toplanmışlar, okuma yazma öğrenmektedirler. Bu olay Tamer'i heyecanlandırır. Onlarla konuşur, birlikte resimlerini çeker ve Ahana ile birlikte eve gelirler. Bak Tamer Bey o, işte burada yazıyor. Bir zamanlar mektup yolladıydı da bu onun yazısı, onun zarfı. Bir bakayım Ahana. Demek Dikmen'de oturuyormuş ona. He orada, aman yavrum sakın orada oturduğunu kimseler duymasın ha. Çünkü buradan bir biz biliyoruz, bir de anası babası biliyor. Siz hiç merak etmeyin Ahana. Çünkü yavrum Göçük var ya Göçük. Onun ardına düştü bir yıl. Ya gitti geldi gitti geldi gitti geldi. Aman şimdi orada oturduğunu bir duyarsa. Anacığım bu adresi ne maksatla istediğimi ben size söylemiştim. Söylemiştin ya yavrum bilmem ki. Haydar pek öyle şeyler yapmaz be oğlum. Paradan alsa ucundan alsa bile et çuk alır. Çünkü anası babası da örüyor bu çorapları. Peki Ahana o aradaki 5.000 lira ne oluyor? Siz çorapları 2.000 liraya satıyormuşsunuz. Peki onlar Ankara'da 6-7 bin. Öyle mi? Tabii. Bilmem ki oğlum acaba Haydar'ı da kandırmış olmasınlar onlar. Tabii olabilir. Değil o da mi? Olabilir de. Neyse vakit geç oldu ben kalkayım artık. Kalktım ya. Sen bilirsin hadi ol. Hadi. Ben şunu alayım hadi uğur ola yavrum. Güle güle Allah yolunu açık etsin. Sağ olun teşekkür ederim. Hadi yavrum güle güle. Çok soğuk Ahana, siz dışarı çıkmayın istiyorsan. Olsun olsun yavrum, biz alışırız. Şimdi yavrum sen gidince Haydar'la konuşacak mısın? Yok, sadece bir araştırma yapacağım Ahana. Aman yavrum, görürsen sakın ha sakın adresi benden aldığını söyleme, bilmezsin. Siz hiç merak etmeyin Ahana, tabii öyle yaparım. Nerede senin araban yavrum? Ha, şu yukarıya park ettim Ahana. Tamer Bey oğlum, hazır orası bizim muhtarın evine yakın, belki gelmiştir, ona da bir uğrasan. Peki, fırsat bulursam uğrarım. Nasıl olsa birkaç gün daha buralardayım. Uğrasan iyi olur yavrum, tamam. İyi olur. O da ne de olsa köyümüzün biricik muhtarı. Sonra oğlum sen gazetanda hep ahana demişsin. Etikten muhtarı de yani onun iyi taraflarını yaz. Peki yazarım ahana. Olur. Hadi anacığım. Hadi yavrum güle güle. Allah yolunu açık etsin. Güle güle oğlum güle güle. Hay Allah. Bu oğlan da içime kurt soktu bayağı. Bayağı canım sıkıldı. Doğru ya. 7.000 lira nerede? 2.000 lira nerede? Elimize para geçsin de ne geçerse geçsin dedik. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmediydi. Haydar sahiden onun dediği gibi yapar mı acaba? Hani işsizim mişsizim diyor emmi. Bu kadarını yapar mı ki? Yoksa onu kandırıyorlar mı ki? Ya ne oldu Göçük? Niye durdun cipi? Niye indin ya? Bu o! Vallahi de o, billahi de o! Kim o? Tanıdık biri mi? Gazeteci canım! Gazeteci arabada mi? Giden adam gazeteci! Arabada onun arabası! Allah canını almasın! Ben de seni su dökmeye iniyor zannettim ya! Hadi peki nasıl anladın gazeteci olduğunu? Ya nasıl anlamam? Geceleri bile düşüme giriyor adam! Allah Allah. Ya tam da aşağı inecek günü bulmuşsunuz ya! Ya boş ver gel bir hadi gidelim gel! Öyle bir sopayı hadi. Hak etti ki bu adam! Ah çakmak çayının ne olduğunu anlatacağım ben ona! Yahu boş ver bin de gidelim hadi! Ya yine ne yapmaya geldi bu adam acaba? Bilmem. Ha? Gel.
babam Osman. Ya. Ne yapmaya geldi acaba o? Sonra hep birlik okulun önünde de bizim resmimizi çekti. Ya kadın bırak resmi mesmi, sen onu bırak da ahanayla ne konuştular, ben onu merak ediyorum. Ya sen şunun bir ağzını arasan. He? Canım aman, ahanayla gizli saklı bir şey konuşmamıştır. Hem öyle bir şey olsa ahala bize söylerse merak etme. He? Yok yok, bak onlar birdenbire sınıftan kendilerini dışarı attılar. Fıs 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 bir şeyler konuştular. Ya ben hiç hoşlanmıyorum bu durumdan. Bu adam geliyor gidiyor, resimler çekiyor, yazılar yazıyor. Yani ben hiç hoşlanmıyorum bu durumdan. Boşuna yani. Telaş ediyorsun sen de duraman. Allah aşkına ya sen de. Ah, o gazetecilerle asıl ben konuşacaktım ki bak görecektin sen. Niye Semine'yle haber göndermedin ha? Ne bileyim ben canım. Ben canım ama yazdım da sanki şey olacağı yazacağım da. Allah Allah, Allah Allah. Bak ben evdeydim, biliyorsun işte çorap örüyordum değil mi? Yani hiç düşünemedin mi? Ne bileyim ben canım, ne bileyim dedim ya. Hem görüp de ne edecektin ki? O hem ağlayla konuşmaya gelmiş. Ben de konuşacaktım. Ben gazetecilerle nasıl konuşacağını daha iyi bilirim. Ahana'dan daha iyi bilirim ben. Gazeteci Ahana'yı mı görmeye gelmiş? Vallahi herhalde doktor bey. Buradan doğru gidip Ahana'yı bulmuş. Oradan da resimlerini çektirmişler, eve gitmişler. Vallahi o resim yarın bu gazeteyi çıkarıyor. Bak göreceksin. O adam her yazısının altına muhakkak bir resim koyuyor. Vallahi bir çıkarsa ortalık iyi karışır ha. Canım niye karışsın? Heh. Okuma yazma bilmeyen insanların köy okulunda toplu halde resimleri çekilmiş. Bu da gazeteye basılmış. Bu diğer köyleri de harekete geçirir. Hem kaymakamlıkları, valilikleri değil mi? Doğru, orasını bilmem ama eğer gazetede bir çıkarsa göçün karısı da varmış resimde. Abo uyandı kadın. Canım niye yazsın? Günah mı diyecek? Allah Allah. Doktor bey bilmiyor galiba. Sen bilmiyorsun galiba. Neyi? Adam sokağa çıkarken kadın üstünden kapıyı kilitliyor. Kadın da hamile. Tuvalete bile gitse kadını kilitliyormuş eve ya. Ama kadın gene bildiğini okuyor. O kilitliyor, o da dışarı çıkıyor. Hem de pencereden. Göçünün de bundan haberi yok öyle mi? Nereden haberi olsun? Kimse bir şey söylemiyor ki. Aksine bir de kadına yardım ediyorlar. Allah, bir gazetede görürse gayri. Yandı köy, yandı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben koyayım. Yemek hazır mı? Hazır. Yiyecek mi? Akşamı bekleyemeyeceğim. Açlıktan geliyorum. Tamam, şimdi hazırlayayım. Şapkan da pek güzelmiş. Kafan da paralansın. Güzel değil mi? Ver içeri koyayım onu. Yok. Bırak başımda kalsın. Sen benim eski kasketi kaldırıver. Muhtarınkinden değil mi o? Muhtarınkinden mi? Ha? Değil mi? Değil. Vallahi onunkinden. Sana değil dedim. Sen yanlış görmüşsün. Muhtarınki benimkinden. Hadi sen yemeğe getir. Yavaş git, yavaş! Ne oldu ki? Yahu ne koşuyorsun? Arkandan atlı mı kovalıyor? Ne kadar tembih ediyorum. Yine her işi koşa koşa yapıyor. Bu benim yanımdayken böyleyse, ben yokken kim bilir neler yapıyor. Hey Allah'ım, hey güzel Allah'ım, kazasız belasız bir kurtulsa şu kadın. Mm-hmm.
Sen mi yazdın bunları? Nereden yazdın? Şeyden. Televizyondan. He, buradan. Yani gündüzleri ben olmayınca televizyon seyrediyorsun, ha? Televizyon seyrediyorum. Orada yazdırıyorlar bunları. Ben de baktım, yazdım bunu. Demem ben yokken televizyon seyrediyorsun. Ne yapayım, gündüzleri de açıyorum, canım sıkılıyor. İyi ya, seyret bakalım. Ben senin bir zamanlar benden habersiz okula gittiğin diye dövdüydüm. Okuma yazma öğreniyorsun diye. Ama senin içinde varmış. Ben mahpustayken sen öğrenmişsin, ne edeyim? Bari yazmışsın, doğru düz bir şeyler yaz. Bu neymiş böyle ha? Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Hı? Hı? Sen bir şey anladın mı bundan? Ha, azıcık anladım. Anayasa kanununda böyle diyormuş. Anayasa kanununda. Anayasa kanununda. Bak daha altında da var. Eğitim ve öğrenim hürriyeti. Sen koca yasa kanunun biliyor musun? Buyur. Ne kanununu? Koca yasa kanunu. Koca yasa. Hı? Kocaların kanunu. Köy yerindeki kocaların kanunu. Şehir yerindeki kocaların kanunu değil. Ben çorbayı getireyim. Isınmıştır çorba. Anayasa kanunuymuş. Televizyondan öğreniyormuş. Yediği naneye bak şunu. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ama ne ederim, hiçbir şey yapamayacağımı biliyor çünkü. Karnında çocuğum var, oğlum İlyas'ım. Ben buraya Kanalı Pakize'yi de getirsem onu da kandırır bu. Belki onu da kendine uydurur. Bu yazıyı mutlaka o gazeteden yazdı. O gazetecinin yazısından. O da öyle bir şeyler diyordu çünkü. Oğlum bana ne gazetecinin selamından ha? Bana kendisi lazım onun, kendisi. Bu köye yabancı bir sinek bile girse benim haberim olacak demedim mi ben sana? Ben de haber ediyorum işte muhtarım. Gelip gittikten sonra mı haber ediyorsun? Peki nasıl haber edecektim ki? Tahtıravan mı istiyorsun be? O ayakların ne güne duruyor ha? Muhtarım, sen bana ne dediğini unuttun galiba. Bak muhtarım, sen bana kim ararsa benim nerede olduğunu bilmeyeceğini söyleyeceksin demedin mi? Kaymakam bile arasa nerede olduğunu bilmiyorum diyeceksin demedin mi? Lan sus, bağırma, sus, bağırma! Şu koca kafana sokamadın bunu, koca kafana sokamadın. Ben sana ne dedim? Ne dedim ha? Sen şimdi buraya bu köyü yazan gazeteci geliyor, beni arıyor. Sana soruyor ve sen ne diyorsun? Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Sen bana öyle dedin muhtarım. Emir demiri kesermiş. Senin emirinde öyle, ben de gazeteciye öyle dedim. Hem yenge de biliyor. O da okuldaydı. Gazeteci de okula gitti. Madem biliyordu da yenge niye söylemedi? Dert lan sen de. Dert. Beni bak kız. Niye demedin? Hı? Neyi niye demedim? Neyi niye demedim diyor, şuna bak. Evet. Yahu anlamamış gibi bak, bana bak, yüzüme bak tabii. Niye demedin o gazeteci? Mektebe kadar gelmişti, seni arıyor, niye gelip bana haber vermedin? Allah Allah! Niye söylemedin? Ne alakası var canım? Ben geldim baktım, horlu horlu uyuyordun, üstünü örttüm. Defterimi aldım, çıktım gittim. Öyle bir şey deseydin gelir haber ederdim. Demem mi lazımdı? Üf Halil, aman şurada yazıyorum canım. Beni bak, beni. Ne? Benim yüzüme bak. Konuşan ne? Kocan. Ne? Kocan konuşuyor. Niye Uğur, demedin? Hı? Baktım kocacığım, tamam mı? Niye demedin? Hala ne? Bak, sen insanı öldürürsün ha adam. Canım ne alakası var? Ben sana ne diyecektim? Bana şunu haber it deseydin gelir haber ederdim. Tamam mı kocacığım? Hadi git başımdan, şunu şaşırtma beni. La havle ve la billahi la illacım. Tövbe yarabbi yavrum. Dur, anlamıyorum. Gene sayıklamaya başladı. Hı hı. Durup durup sayıklıyor. Bunun canı bir şeye sıkıldı mı sayıklıyor böyle? Bir ya da kızdı mı sayıklıyor, biliyor musun Gülser abla? Hah, o gazeteciyle bir şey geçti aralarında mutlaka. Hiç sanmıyorum. Yok yok, öyle deme Gülser abla. Kim bilir ne konuştular içeride, biz biliyor muyuz ki? Gel
geldiğinde de uyuyordu, soramadık işte. Gel kız, gidip bir dinleyelim, belki anlarsa. Ya uyanırsa? Kız uyanmaz, usulca gideriz hadi. Hadi hadi. Geç önden git. Şimdi 200 çift çorabın parası bu kadar mı tutuyor Haydar? 300 bin lira. Az para mı? Çifti 1500'den gitti. Ötekiler 2000'den gittiydi. Bunlar 1500'den demek. Bir yılda bu kadar düştü. Öyle düştü. Piyasa bu ahame. Piyasa bu. Bir iner bir çıkar. Bir çıkar bir iner, bir çıkar bir iner, iner çıkar. Bizim çoraplar da indi. Ya indi. Bak mesela şu ayağımdaki papucu, geçen ay 78 bin liraya almıştım. Şimdi olmuş 135 bin lira. Buyur, şu kravat. 27 bin liraya aldım, şimdi olmuş 35 bin lira. Bizimkiler de indi he? Ya indi. Çorap bu. Hem çoraplar fazla satılmadığı için modası geçti. Belki o bizim sattığımız adam bile satamayacak çorapları. Öyle mi Haydar? Niye güldün ahana? Hiç yap, hiç, hiç. Bak mesela bu eşyaları 3-5 ay önce almıştım. Şimdi çok fırladı gitti, çok. Maşallah. İşsizim falan diyordun değil mi? Ayağında 78 bin liralık pabuç, boynunda 27 bin liralık kravet, sonra koltuklar, halılar, sehpalar, ağzında da o kıvrık baca pöf 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 tüttürüp duruyorsun. Allah daha ziyade etsin, her bir şeyin pek güzel. Anlaşılan sen iyi bir iş buldun he? Allah'a şükür iyi sayılır. Şimdi sizin bu çorap morap işleri, küçük işler, ufak tefek işler uğraşmam ama köyde kalanlara bir faydam olsun diye yapıyorum. Allah senden razı olsun. Şu bulduğun iş nasıl bir iş acaba he? Köyde kalanlara da söyleyeyim de onlar da buraya gelsinler. O kadar kolay bir iş değil ahana. Benim işime ne senin aklın erer, ne de köydekilerin aklı erer. Köyden gidenlerden bir senin aklın ermiş maşallah. Buraya geldiğimden beri gidenler, kalanlar, gidenler, kalanlar deyip durdum. Köyde kalanlar senin bildiğin gibi oğlum aynen. Ama gidenlerden sen bir pek değişmişsin. Bana bak. Bana bak şu çorap parasının içinden ne kadar aldıysan şunun üstüne koy bir tamamla, bir temiz tamamla bakayım. 2000 lira bile az ya neyse. Sen ne diyorsun be ahana? Ne dediğimi duydun? Yolunacak gazıya bizi mi buldun sen he? Kendi köylünü mü buldun? Kimi kandırıyorsun sen, kimi kandırıyorsun? Hem senin neredeymiş o bakayım oğlun nagarın? Nerede ha ben bak ta nerelerden kalkıp buraya geldim. Nerede o sultan kız söyle. Onlar yukarıda yukarıda, birazdan inerler. Konken partisi vardı da. Ne partisi? Konken, yani kağıt. Sultansız oynayamıyorlarmış. Birazdan iner, sen oğlanı al gel, nasıl olsa bir bakan bulunur demişler. O da oğlanı aldı gitti. Anne, bunun karısı da bir hoşlanmaya başlamış. Bana bak, ben köye hemen döneceğim. Şu paranın üstünü çabuk 2000 liradan koy şuraya, koy. Aman ahana sen de ya. Amanı batsın, koy dedim şuraya. Yoksa 3000'den alırım he. Vallahi 40 para koyamam. Ben sizin için oradan buraya, buradan oraya, oradan oraya koşup durayım sonra da. Bana bak, ben de köylümün 40 parasını hiç kimsede koymam. Hele senin gibiler de hiç koymam. Köylümün emeğini, alın terini hiç kimsede koymam. Alacak olan da iki gözünü birden uyarım. Ne oldun sen he? Ne oluverdin sen söylesene bakayım. Ben de kendi hakkımı kimseden senin hakkı basasıca, senin köpük, senin hakkı basasıca. Vurun ezberin, vurun domuzu seni, vurun Haydar'ı ha. Söyle bakayım ne oluverdin sen? Ne oluverdin çorum yasıca? Köylüm, köyün hakkı,
Hakkımı, hakkımı ver. Anne, yoksa mı düşmüydü o? He, bir de düşmemiş diyor. Al kız, iç şunu. Bir kızım, bir ver. Ne gördün kız? Ama ne bileyim ben kızım hiç. Hiç işte, hiçbir şey. Yedim ama... bulguru, yedim bulguru da ya da ben yedim sonra. Kız vallahi bayağı her yandan uçurmuş. Ne sattın, seni vurdun mu? Vurdun kız, şurama vurdun şu. Bir de elini almış ki ama. Seni de vurdun mu kızım? Yok, bana vurmadın da. Ay yavrum. Kızına vurmasın da bana vurursun. Bak aman, yapma, aman. Vurur muyum hiç seni Sebilem, vurur muyum ya? Aman. O gazetacı çocuk. Gazetacı çocuk var ya yavrum. İçime bir kurt düşürdü ki. Ne bileyim. Aman yok yok, hiç kimselere diyemem ben yok. Kimselere diyemem, beni döven değil mi? Ah yok yavrum, dövme, ben seni seveyim. İşte içime kurdum. Dövdün mü kız? Dövdün ama ne? Başkasının yerine girmişsin daya. Neyse neyse, iyidir iyidir. Oh!